Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna ordusundan Herson ve Melitopol'e harekat. Evet, bu harekatlar önemli. İşte gördüğünüz gibi Ukrayna ordusu harekata geçecek demiştik. Ukrayna'nın güneyine doğru ve bu harekat başladı. Ve yapılan bu harekat gerçekten önemli ve bir o kadar da güzel ve stratejik bir harekat. Çünkü Rusların Herson kenti, yani Kırım'la olan bağına kadar birçok alanda, evet, nakil ve ikbalini kesiyor. HIMARS füzeleri işe yaramaya başladı. HIMARS füzeleriyle Rusya'nın cephe hattındaki ikbal ve cephaneliklerini havaya uçuran Ukrayna ordusunun SİHA bayraktarlarla beraber hava savunma sistemlerini Rusların felç etmesiyle, evet, Rusların S-300'lerinin başta olmak üzere bu sistemlerinin felç olmasıyla birlikte gerçekten Ukrayna ordusu Melitopol ve Herson kentini almak için kuvvetli bir şekilde harekata geçti. Böylelikle bölgede büyük bir gerginlik yaşanıyor. Tabii ki Ruslar bunu yediremiyorlar ve gerçekten de bir o kadar neyler, hırçınlar. Herson kentindeki köprü vuruldu değerli izleyenler. Gece yapılan atışların olduğu anda tabii ki şu anda görüntüler geliyor ekranlara. Evet değerli izleyenler, köprü vuruldu. Şimdi de ekranlara, evet, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesine yaptığı saldırıdan görüntüler geliyor. Stratejik bir yeri vurduk diyor Ruslar Harkov kentinde. Evet, hava alarmının verildiği bölgeler. Ukrayna'nın çoğu bölgesinden hava saldırısı uyarısı geliyor şu anda ekranlarınızda. Bakın, ikmal yolları, depolar ve cephanelikler uçuruluyor ve Rusların Herson'a şu anda ikmal yapacakları köprü vuruldu. Bu ne demek? Herson'a büyük bir saldırı olacak. Zaten saldırılar başladı. Herson'a Ukrayna ordusu çok yaklaştı ve Herson'u almak için önce bir ikbali kesmeleri gerekiyordu. Rusya şimdi ikbali yapamayacak. Böylelikle Ukrayna ordusu Herson kentini düşürmek için çok güçlü bir saldırı yapacak. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı. Ruslar yüzmeyi iyi bilmeliler. Yüzmek zorunda kalacaklar. Evet, aynen bu şekilde. Gerçekten Herson kentini dış dünyaya bağlayan bu köprünün önemli bir şekilde, stratejik bir şekilde olan bu köprünün vurulması Rusya'ya büyük bir darbe vurdu. Ukrayna ordusu Rusya'nın kontrolünde olan Donetsk bölgesine saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri aktif halde. Tekrar bakın değerli izleyenler. Şu anda Rus hava savunma sistemleri aktif. Bu yapılan saldırıları karşılamaya çalışıyor. Donetsk bölgesine saldırılar var. Cephe hattında Rusların yoğun bir şekilde cephaneliklerinin vurulması Rusları gerçekten çileden çıkarıyor. Ruslar bu yönde çok hırçlı ve sinirli. Çünkü beklemedikleri bir karşılık aldılar. Şimdi sizlere şunu söyleyeceğim. Rusya'nın Rostov-on-Don limanında tahıl gemileri hazırlanıyor. Bu da son dakika görüntüleri. Evet, tahıl gemileri hazırlanıyor. Tekrar bakalım. Rusya'nın Rostov limanında tahıl gemileri hazırlanıyor. Tahıl gemilerinin koordinasyonunu sağlayan şu anda kurul toplandı. Evet, tahılların geçişini denetleyen kurul takip edecek olayları. Görüntüler var. Teknolojiden faydalanacak. Evet, şu anda Rusya heyeti karşısında, Ukrayna heyeti onların karşısında ve Türkiye heyeti de masanın başında. Gördüğünüz gibi iki savaşan taraf bir masadalar. Tahıl geçişini koordine edecekler. Şu anda gelen görüntüler bunlar değerli izleyenler. Evet, yeni oluşturulan komisyon. Ukrayna-Rusya savaşı devam etse de dünyanın gıdaya ihtiyacı var. Dünyanın tahıl ambarı olan bu bölgede tahılların dünyaya sevki için bu olay gerekliydi. Türkiye burada domine eden güç oldu. Gerçekten Türkiye'nin katkısı olmasaydı bu tahıllar çürüyecek ve açlık dünyayı tabii ki iyiceden iyiye zorlayacaktı. Batı hiç kesmiyor. Batı'dan HIMARS füze rampaları ve füzeler gelmeye devam ediyor. Batı bu savaşı Rusya ile devam ettirmek niyetinde. Şu anda benzinleri depolanan, dizellerini alan bu HIMARS'ler yola çıktılar.
Ukrayna ordusuna çok faydalı olduğu görülen HIMARS füzeleri şu anda Ukrayna'da düşmana karşı kullanılmak üzere harekete geçti. Gerçekten etkili ve bir o kadar caydırıcılar. Ateş güçleri, noktasal atış kabiliyeti ve tahrip gücüyle Rusların canını okuyor bu füzeler. HIMARS'ler savaşı uzatacağız diyen Batı'nın Rusya'ya mesajı aslında. Evet, çok yoğun bir destek geliyor Batı'dan. Bu destek giderek artıyor. Savaş uzadıkça tabii ki çok önemli ayrıntılar da gelmeye devam edecek. Son aldığımız bilgiler Ukrayna'nın F-16 talebinde bulunduğu. Evet, Ukrayna ordusunun F-16 talebinde bulunduğu. Bu F-16'lar Ukrayna merkezinde olursa, evet, telef olur. Rusya havalimanında kalkmadan onları etkisiz hale getirir. Ne yapacaklar muhtemelen? Polonya'dan kaldırabilirler. F-16'lar Polonya'dan kalkabilir. Çünkü birçok SİHA'nın Polonya'dan kaldırıldığı ve bu yolla evet etkisiz hale getirmekten kurtulduğu söyleniyor. Evet, yeni gelen HIMARS füzeleri çok etkili ve caydırıcı ve gerçekten önemli füzeler. Evet, görün şu güzel, evet güzelleri. TB Bayraktar TB3 SİHA'dan bir görüntü geldi şu anda ekranlara. Bayraktar TB3 SİHA daha gelişmiş versiyonu. Tabii ki katlanabilir olanlar olacak denmişti. Bu katlanabilir mi göremiyorum. İki farklı fonksiyonlu üretimi olmuş olabilir. Bu gerçekten çok önemli. Veya bu bir tanıtım resmi olabilir. Rusya'ya ait bir depo vuruldu. Bunu da sizlere söyleyelim. Evet, Rusya'ya ait bir depo Donetsk bölgesinde. Mühimmat depoları bir bir patlatılıyor. Ukrayna ordusu Kherson bölgesine saldırılarına devam ediyor. Rusya güneyde tutunmakta zorlanıyor. Çok önemli saldırılar bunlar. Tekrar ediyorum, Ruslar burada zor tutunacak gibiler. Gerçekten etkili ve caydırıcı atışlar yapıyor. Birliklere baktığınızda gerçekten önemli ve caydırıcı atışlar. Evet, bu atışlar bir o kadar önemli ve bir o kadar tabii ki caydırıcı. Gördüğünüz gibi bu atışlar, bu saldırılar önemli saldırılar. Rusların Melitopol ve Kherson kentinden uzaklaştırılması da çok önemli olacak. Burada da Tuva Türkleri, Ruslar için savaşan Tuva Türklerinin cenazeleri böyle kargo uçaklarıyla götürülürken şu anda görüntüler, bakın Tuvaların şu anda ölen askerlerinin tabutları gidiyor. Askerler de yanlarında bir kısım devir teslim ve değişiklik yapılan yaralı askerler de olabilir. Evet, gördüğünüz gibi Tuva Türkleri taşıyan bir askeri kargo uçağı cephede ölen Tuva Türklerini götürüyor. Odessa limanında bir yangın çıkmış. Saldırı olmadığı söyleniyor. Sabotaj olabilir o halde. Rusya bu bölgedeki istikrarı istemiyor. Tahıl anlaşmasında da her türlü zorluğu çıkaracak gibi. Evet değerli kardeşlerim, Ukrayna-Rusya cephesinde şimdilik bu kadar. Bir dahaki yayında yepyeni gündem, konu ve gelişmelerle karşınızda olacağım. Hoşça kalın.